Speak with clarity. 'Cause there's too much noise around us. Or maybe it's just me. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün artık yeni bir makyaj videosu çekmenin zamanı gelmişti. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Şöyle bir kutuya yeni almış olduğum ürünleri koydum. Yani biraz da ilk izlenim videosu olacak. Hem çok uygun fiyatlı ürünler var, hem de bence çok pahalı, gereksiz pahalı ürünler var. Bunlardan da bahsedeceğim. Bol bol ürünler hakkında sohbet edeceğiz. Bol bol makyaj konuşacağız bu videoda. Gizem lütfen makyaj at diyorsunuz. Biliyorum ama yani YouTuber'ların, yani YouTuber mıyım ondan bile haberim yok ama hani şöyle bir şey var. En çok işte beğeni alan videosunun, yani Gizemciğim makyaj videosu da at diyorsanız arada böyle ya da sık sık at diyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın ki hani ben de diyeyim ki evet beğenilmiş, hani bir istek gelsin, bir azim gelsin. Çünkü biliyorsunuz ki zaten isteğim, azimim çok şey oldu bu aralar YouTube'da. Azıcık şu YouTube'a bir teşvik edin beni, kurban olayım ya. Vallahi kendi kendime video atıp kendim izliyorum. Neyse kız, tamam şey yapmayayım, ağlayacağım çünkü. Şimdi videoya başlamadan önce yüzüme güzel, her zaman zaten cilt bakım rutinimde de görebilirsiniz onu. Her zaman kullandığım bir yüz şeyini kullandım, nemlendiricisini kullandım. Ekstra olarak göz altıma da videoya başlamadan önce L'Oréal Paris'in mucizevi ya bu göz altı kremini kullandım. Gözlerimi çok güzel yaptı, şöyle mükemmel yaptı. Primer'ı silmedim. Arkadaşlar şimdi bu primer çok kirli, nedenini anlatıyorum. Kabını attım, çöpe attım. Çünkü işte makyaj çantam çok kalabalık olmasın diye. Makyaj çantamı da şöyle bir fırlattım, o an bir boşluğuma geldi. Sen fondöten kırıl, bütün makyaj malzemeleri bat. Sildim ama çok temiz değil. O yüzden hepinize özür diliyorum. Çünkü biliyorum Gizem neden temiz değil diyeceksiniz ama bu yüzden temiz değil arkadaşlar. Sildim bu arada. Gerçekten sildim ama çıkmıyor. Kabı böyle hani iz bırakan kaplar olur ya, anlarsınız umarım beni. Maybelline'in Face Studio Primer'ı. Bu primer bize diyor ki ben senin gözeneklerini diyor küçülteceğim diyor. Benim de bu aralar artık çok sık makyaj yaptığımdan dolayıdır diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum değil, öyle. Gözeneklerim görünmeye başladı gözüm. Artık bu durum gerçekten benim canımı çok sıkmaya başladı. Şöyle bir yapısı var. Ben ilk defa kullanacağım. Elimde şöyle ısıtıyorum ve gözenek olan bölgelerime, dudağımı da sürmüşüm. Tampon, ay yumuşacık. Aa, yumuşacık, gerçekten yumuşacık. Benim yazın cildim yine her zamanki gibi çok kuru olduğu için her zaman kullanıyor her tarafım ya. Aynamı da babam kırmış. Çok saçma bir aynadan bakıyorum şu an. Şuna bakıyorum. Bu ürünü güya makyajsız da, yani makyajsız dışarı çıkarken de kullanabilirmişsiniz. Bir renk eşitliği sağlıyormuş sanırsam. Yani şu anda cildim hayatımın en kötü döneminde olduğu için yani belli belirsiz tabii. Şuralarındaki kusurları tabii ki görebiliyorum. Bunu senden beklemiyorum, biliyorum ama bakalım gözeneklerimi küçültecek misin? O zaman göz makyajından başlayalım bazımız emilene kadar arkadaşlar. Aa, hemen şu EOS'un şu var ya, balmını da dudağımıza sürelim şöyle. Arkadaşlar bunu ısırıp yiyeceğim. Biraz tortular var, dudaklarınızı şey yapıyormuş, peeling gibi bir şey yapıyormuş aynı zamanda dudaklarınıza. Bakalım. Evet, şimdi göz makyajım için hemen bir concealer geçeceğim göz kapaklarıma. Göz kapaklarımızı nötrledik ve hemen Coco Chanel paletini elime alacağım. Bu paleti zaten gördünüz bende. O yüzden bu yeni bir palet değil. Hatta yeni olmayan birkaç bir şey var diyebilirim. Onun dışında her şey çok yeni. Tamam mı aşkım? Arayacağım seni hemen videodan sonra. Hadi bay. Evet arkadaşlarım, kusurlu yüzümü siz biraz daha yakınlaştırdım. Kapatlama bölgemi ısıtacağım. Her adımda karıştırmayı ihmal etmiyorum. Bunu burada bırakıp bir concealer'ı yine bir fırçamı alacağım. Sonrasında fırçayla iyice düzeltiyorum. Çünkü yukarı çıkmaması için. Bu pembeye geçeceğim. Boş bıraktım yerleri. Ortalarında da ikisinin orta rengini bulup karıştıracağım tam ortasına.
açayım. Biraz bu renkle karıştıracağım. Katlama bölgemi şöyle ince bir fırçayla koyu kahve bir renk geçeceğim. Tam iki çizginin olduğu noktaya. Sonrasında yine karıştırma fırçasıyla karıştırıyorum. Hemen şimdi eyeliner'ıma geçiyorum. Eyeliner'ımı da ilk kez kullanıyorum. Bu Farmasi'nin bir eyeliner'ı. Şöyle direkt Farmasi Makeup yazıyor üstünde. Şimdi eyeliner bu makyajı rezil de edebilir, vezir de. Vezir etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum bir saniye. Ucu ne çok kötü ne çok iyi. Onu öyle söyleyeyim. Keçeli bu arada ucu. Bismillahirrahmanirrahim. Çok ince çekilmiyor, onu söylemek istiyorum. Bir kere de çekmeniz çok zor, onu söyleyeyim. Sürekli hani bir yerleri düzeltmeniz gerekiyor fırçası yüzünden. Özellikle acelem varsa kesinlikle elimin gitmeyeceği bir ürün olur, onu söyleyeyim. Geldik göz kalemine. Şimdi bunu herkes çok övdü. Bakalım ben o kadar övebilecek miyim? Kiko'nun bu siyah göz kalemi. Şunu çıkartayım ben. Bir tarafında dağıtabileceğimiz bir aplikatör var. Sünger daha doğrusu. Diğer tarafı ise göz kalemi. Hemen sürelim çünkü ben siyah göz kalemini çok severim. Gerçekten güzel bir siyahlı ve yumuşacık bir ucu var, onu söylemek istiyorum. Hemen kolay sürülür ve bence dağıtılsa da kolay dağıtılır bu kalem. Geldik maskaramıza. Bu da L'Oréal Paris'in Paradise'ın şeyi. Water profili. Bu arada bunu almadan önce ablamınki vardı. Ondan kullanmıştım. Sonrasında aldım. Tabii ki yazın waterproof maskara çok kullanılıyor. Biliyorum. Waterproof olmayanını da çok seviyorum ama waterproof bu çok zor çıkıyor. Ya gerçekten çok uzun bir zamanımı alıyor yani bunu çıkarmak. Maskarayı çok yoğun uygulamadım ama ona rağmen beğendim. Çünkü gerçekten simsiyah. Biz de biraz uzağa alıp artık ten makyajımıza geçelim. Hemen elimize baktıkça içimin acıdığı bir fondöten. Nars'ın bir fondötenim. Birden 345 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Her gün de kullanmayacağım ha. Özel günler için aldığım bir fondöten. Evet, aşağı yazacağım. Bu arada şu Nars'ın kapağı gerçekten temizlenmiyor hiçbir şekilde. Şimdi elimde hafif baz kalmıştı. Onunla tuttum, hemen kirlettim kapağını. Bunların da gerçekten öyle bir şey yapıyorlar ki biraz hani ambalajını da kullanılabilir yapmaları gerekiyor bence. 345 lirasının yani her yerinin bir kullanılır olması gerekiyor, anlıyor musun? Fondöten şunu vaat ediyor. Diyor ki ben diyor bir damlada senin bütün yüzünü kusursuz yapacağım. 16 saat boyunca kalacağım. Ama bu fondöteni elinizle uygulayın diyor Nars'ın make-up artistleri. Bir damla aldım gerçekten de, bakalım dediğin kadar var mısın? Bu arada bu biraz mat bitişli bir fondöten. Bunu da söylemek istiyorum. Normal ve yağlı ciltliler kullanabilirmiş bu ürünü. Ben ne hikmete bu ürünü aldıysam. O yüzden ıslak bir süngerle uygulayacağım ki o nemi versin cildime. Sünger o kadar büyük ki alnımı yaparken kaşlarım kapanıyor ya. Hiç de bir damlayla öyle bir sonuç vermiyorsun. O yüzden ben bir damla daha aldım. Alnım için. Görünüş olarak fena değil. Gerçekten güzel kapattı ve gerçekten doğal duruyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Hani bir damla konusunda emin değilim ve sanki bu hani cildimi biraz kurutacakmış gibi hissediyorum ya. Buna anca düğünlerde, seyranlarda, balolarda, partilerde bitti güzel paran yani. Bütün paran. Sonrasında ben concealer'ımı alıyorum. Bu concealer'ı zaten daha önce kullanmıştım. L'Oréal Paris'in Infallible Concealer'ı. Benimkisinin numarası 322. Güzel bir concealer. Makyaj yapmadığım zamanlarda da kullanıyorum bunu açıkçası. Özellikle bu yaz zamanlarında. Fondöteni beğendim bu arada. Fondöten güzel ama kuruyacakmış gibi hissediyorum. Bakalım. Anne geldin mi? Müthiş bir concealer gerçekten. Bayılıyorum bu concealer'a. İndirimlerde alayım diyorum. Kalmıyor. Numarası kalmıyor. Ay cildimi şu an çok sevdim. Çok hoşuma gitti cildim. Elime yine hiç bırakmadığım bir ürünü alıyorum. MAC'in Studio Fix pudrası. Kız saat taktım, görünmüyor saate. Aa, hoşuna mı yük ediyorum onun kolunda şu an? Konsiler normalde çok pudralanmaması gereken bir konsilermiş bu arada. Çok ince geçiyorum zaten. Mimik çizgilerinden çünkü çok çabuk fondöten konsiler dolabiliyor. Yüzümüzü boyutlandırma işlemine ve Ten Wild'ın şu Mega Glow Contour Stick'ini kullanacağım. Bunu her zaman kullanıyorum zaten. Yine de göstereyim. Farkındaysanız aralarında kullandığım ürünler de var çünkü her şeyi de yeni alamam yani, o kadar da değil kız. Kozmotik dünyası. Çok pahalısın. Bu arada çok kolay dağılabilen bir ürün bu. Hafif turunculuk içeren bir ürün. Onu da baştan söyleyeyim ama rahatsız edebilecek bir turunculuk değil. Fondötenim zaten turuncu alt tonlu olduğu için benim.
O yüzden beni rahatsız etmiyor. Göz altıma da aynı uygulamayı yaptım. Alt kirpiklerime de maskara geçeceğim. Çünkü alt kirpikte maskarayı gerçekten çok seviyorum. Aşırı yani. Sonrasında The Balm'ın şu bronzerını alıyorum hemen. Böyle büyük bir Real Techniques fırçamı alıp geniş bir bronzlaştıracağım kendime. Geniş bir bronzlaştıracağım ama çok keskin durmaması için geniş bir fırça aldım bu arada. Sonrasında Hoola'yı da geçeceğim. Aslında Hoola biraz daha yumuşatıyor bence bronzerımı. Kaşlarım. Aa bak, kaşlarımı unutuyorum hep ya. Kaşlarımı bu arada günlük hayatımda çok fazla doldurmuyorum. Nasıl doldurdum böyle boşluk görünmüyor diyorsanız, ki vardır illaki boşluk ama gene de beğendiyseniz, bu videodan sonra kaşlarımı, kirpiklerimi nasıl uzattım o videoyu izlemeyi unutmayın lütfen. Kaşlarım için ise Sephora'nın bu kaş kalemini kullanacağım. Yazacağım zaten her şeyi aşağıya. Bir şey diyeceğim ama burası yani bence hiç güzel değil. Bir kaş fırçası olabilirdi. Daha fazla tutuyor. Bu sanki daha üstten tarıyor gibime geliyor çünkü. Fondöten gelen yerlere yapacağım daha çok zaten. Vallahi beğendim ha. Kaş kalemi güzel bu arada. Çok doğal duruyor. Ve Wet n Wild'ın şöyle yeni almıştım da. Çünkü benimki çamur şu anda. Bir şey diyeceğim, Wet n Wild. Bu artık... Ay düştü kız. Bu artık satış stratejimi nedir bilmiyorum ama şurası kirli görünüyor. Şimdi kaşlarımızı boyadığımız için haliyle. Bu sefer kirli görüntü insan... Hani kirli görüntü bizi rahatsız edip bu sefer tekrar alma gereği duyuyoruz. Bu artık... Satış stratejisi mükemmel. Ama bence bu hani şu görünen yer kapalı olsa daha güzel olabilir bence. Şimdi bu 2-3 kullanım sonra kahverengi vesaire olacak. Allık olarak ise Avon'un Bronze Glow isimli bronzer lipstiğini kullanacağım. Bu birazcık, şöyle göstereyim önce kutusunu. Deodorant gibi açılma yeri var. Bu normalde bronzer işte denizde sürmeniz için yapmışlar. Ama ben bunu şöyle bir parlak bir allık olarak kullanacağım. Bakalım nasıl duracak. Bir şey söyleyeceğim. Bu allık olarak değil de daha çok highlighter olarak kullanılabilir bence. Böyle çünkü belli belirsiz bir ürün. Gerçekten de tam denizde kullanımlık bir ürün. O yüzden seni bir kenara bırakıyorum. Çok sevdiğim bir ürün var. Bu aslında Flormar'ın ruju ama çok güzel bir yapısı var. Çok da güzel kokuyor. Orası farklı bir konu tabii ama. Krem mat diyor ama çok matlaşmadığı için ben bunu şöyle... Yanaklarıma geçip böyle pembe duruyor zaten. Şu şekilde süngerimle dağıtıyorum. Çok güzel bir krem allık oluyor arkadaşlar gerçekten. Dudağıma değil, ben bunu yanağıma kullanmayı seviyorum. Vallahi garip bir insanım. Gerçi yok, herkes yapıyor değil mi? Burnumun üstüne dışarı getirdim. Şimdi geldik highlighter'ımızı kızlar. Tabii ki The Balm. Yani göstermiyorum bile. I love you baby. O da şey diyormuş. Me too. İngilizce bilgim o kadar bitti. Vallahi mükemmelsin bebeğim. Fondöten durdukça yüzümde matlaştı baya. Hemen kaş altı ve göz pınarlarımı da geçiyorum. Dudağımdaki bu peeling şeysini siliyorum hemencik. NYX'in bir dudak kalemini kullanacağım. Hayatımda hiç kullanmadım bu arada NYX'in dudak kalemini. Çok övüyorlar, şey yapıyorlar ama ilk defa kullanacağım ben. NYX'in Los Angeles dudak kalemi. Bir tane daha almıştım, o biraz daha pembemsi. Ama çok yumuşak. O bence ruj uygulanmadığı zaman da dağıtılarak çok güzel dudak kontürü olur diye düşünüyorum. Yapısı mükemmel, bayıldım. Golden Rose'un soft matlarından, yani kremlerinden, ne bu? 106 numara. Geçiteye öpücük atalım. Hemen farmasinin sabitleyici spreyini kullanacağım. Şimdi aynaya bakıp birazcık makyajı yorumlayalım. Neresinde ne var, ne olmuş, ne bitmiş diye. Bir kere cildimi gerçekten çok beğendim. Bunu söylemek istiyorum. Fondöten güzel ama günlük hayatımda asla kullanamayacağım bir fondöten. Çünkü hem gerçekten güzel kapatıcı bu arada. Bunu söyleyebilirim. Güzel kapattı cildimi. Onun dışında biraz mat geldi bana, yani fazlasıyla mat. Ben de günlük hayatımda zaten mat fondöten hiç sevmem. Özel günlerde ama cildi matlaştırmayı severim, ne yalan söyleyeyim. Hani kesin alın falan diyebileceğim ürünler. Güzel bu arada bu primer, gerçekten çok beğendim bu primer'ı. L'Oreal Paradise zaten söylememe dahi gerek yok. Fondöten güzel ama parasını
Her gün kullanacaksanız o parayı hak eder ama özel günlerde kullandığım için I don't know, bilmiyorum yani. Göz kalemini çok beğendim. Kiko'nun göz kalemi. Zaten en favori ürünüm NYX'in dudak kalemi. Bayıldım o ürüne. Asla kullanmayacağım. Mesela sizin yerinizde olsam asla almayacağım ürün Pharmacy'nin kesinlikle eyeliner'ı. Hiç beğenmedim. Çok zorladı beni. Siz kesik kesik izleyeceksiniz ama bayağı zorladı beni. Videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz ve makyaj videosu gelsin, arada bu tarz inceleme videoları gelsin diyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Makyajı umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı aşağıya yazın. Kullandıklarımdan sevdikleriniz varsa, sevmedikleriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakın ki insanlar iyice okuyup görsünler. Benim gözlemlediklerim bunlardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, abone oluşun yanındaki zile basmayı lütfen unutmayın. Beni sosyal medya hesabımdan da takip edin lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Noise around us. Or maybe it's just me.